ATV ne oldu abi? Ya lastiğini patlatmış. Yok oğlum o anlatacağım. Sabah kalktım veterinere gidecektim. Eyşan arkamda arabanın arkasında. Böyle bir yanında durdum ATV'nin lastik inmiş. ATV'nin formundan anladım zaten. Ulan dedim bu da patladı. O an bir indim bir kontrol ettim. Story attım size öyle. E, i̇ndirmemişlerdir. Yemez astek. diyemez Yok yani bir şey yapmaz kimse de. Burada çok aslan gibi bir kardeşimle. Üç kardeşler arasında onlarla tanıştım. Hem böyle izleyiciler arasındalar hem de hani şey böyle çok yetenekli çocuklar. Ya bakın Harbiden o kadar özeniyorum ki böyle kişilere. Gençliğim aklıma geliyor. Oğlum şu bilgisayarın başından biraz kalkın lan. <laughs> biraz kalkın lan. Abi bak çocuklar aslan gibi pırlanta gibi 19-20 yaşındalar. Üç kardeşler. Tamam mı? E tabi biraz genetik durum da var yani. Babaları da belli koşturmayı seviyor öyle. Dinliyordur şu an beni. Abi herif her işten anlıyor. Bak daha 20 yaşında. Hani çim biçmeden anlıyor. Çok da düzgün yakışıklı çocuklar ha. Böyle hani kendilerine güvenen, fizikli, onlar akşam oyununu oynayan, yayın izleyen ama gündüz full koşturan, taş işçiliği mi yapar, çim mi bitecek, biçer, ağaçtan mı anlıyor, peysajdan mı anlıyor? O kadar donanımlanmış ki herifler. Fikirlerinden anlıyorum şimdi. Ben çaktırmıyorum çok anladığım şeyleri falan atıyorum orada. Hemen böyle tak tak tak. işten kaçmazlar. Bak geçen gün burada benim Aztek biliyorsun bir buçuk senedir cam duruyor iki tane. Hop hemen onunla ilgili bir fikir çıkardı. Böyle bu camı buradan kullanırız dedi. Bu cam da böyle olur dedi falan. Hiç üşenmediler yüklendi aldı onu. Oğlum dedim yardım edeyim hani nizami arabaya koyarken bile o nizamili izliyorsun anladın mı? Bak çok küçük örnekler basit örnekler bunlar. Her insanda olması gereken meziyetler. Onu böyle koydu. Üşenmedi arabanın içine gidiyor oradan biraz daha çekti bir baktı falan. Bunlar benim için çok önemli yani. O hassaslığı o böyle dikkatli yapma ve yaparken de keyif alma işi müthiş. Buraya bazen bir çocuk geliyor genç onların yaşında. Ustası diyor ki oğlum diyor şunları şuraya taşı. <laughs> Hep bir isyan böyle bir mutsuz. ...yem ya falan. Hep böyle he. Karakter meselesi yani. Bak Aztek de öyle mesela. Aztek de e, biraz aylak aylak geziyor ama. <laughs> seviyor seviyor. Bak ne biliyor musun olay? Mesela bir cümle kurdu. Beni babam dedi beni hani iş yapma odaklı değil. Yetenekli meziyetli olma odaklı. Yani yardım ettirme yardım etme odaklı yetiştir dedi. Ben. İşte güzel örnekler bunlar. O yüzden özeniyorum böyle 18-19 yaşındaki çocukların ...böylelerini özeniyorum. Diğerleri adına benden geçti. Ben zaten o yaşlara inemem ama. Güzel. O çocuk 10 sene sonra full paket. Bir emeği olmalı ya. Kadın erkek farkı biraz doğada koşun gençler. Yaprakları, ağaçları sürünün biraz. Değil az damızlık köpek mi bunlar? Yaprağı ağaca niye sürünüyor ya? Gitsin iş öğrensin iş. Meziyet ne bileyim bir zanaat öğrensin. Allah <laughs> Allah yine acı Yarın yarım bir bakışta bütün çıkayım ağacı sürtünüyor. Ne yaptın? Ya abi chatten bir ümit aldım. Çık ağaca böyle. o Mahalle dedi beni bir dövdüler. Ya o şey için söyledi onu yani hani işte. Hava alın diye söyledi. Benim anlattığım daha farklı. Benim anlattığım ya koşturun ya. Ne olduğunun önemi yok yani. <laughs> yarın şu haberdeyiz insan... <laughs> Öyle onu anlatayım dedim. Neyse ATV'ye bağlıyordum. Lastik patlamamış. Geldi o bahsettiğim arkadaş. Yani o storyden görmüş. Abi bir bakayım falan dedim Dedim oğlum yayına gireceğim yaparız yarın falan. Yok abi dedi ATV'yi kullanmak istersin. Kullanamazsın lazım olur falan. O da konuşana kadar geldi zaten. Hemen bagajından çıkardı kompresörünü. Işt, bana attı prizini. Taktım prizi. Vaa, çalıştırdı. <laughs> açtı şeyi. O da ATV meraklısı bu arada çocuk. Çok güzel bir ATV'si var. Açtı Sibobunu. Gülmeye başladı. Ne oldu lan dedim. Abi dedi. Sen dedi geçen gün biz bunun lastiklerini basarken benzinci de. Sibob'un kapağının tersiyle dedi. Buraya müdahale ettim mi? He dedim. Bir denedik ya dedim. Hava tırnakla yapıyorduk çünkü. Sibop'la dedim. Ya ayarı dönmüş abi. O kendini hava kaçırmış dedi. <laughs> bastı havayı bastık gittik. Patlamamış yani. Sibop'tan kaçırmış. Kilidi açılmış Sibop'un. Öyle. Böyle basit bir hikaye. Ben motordan düştüm. Parmağımı bir dirseğimi kırdım abi. Tek kolla yazıyorum sana. Peki bu cümleyi saat kaç gibi başladın yazmaya? Kaç dakika olmuştur? Yok uzun yolda olmadı da o. Çünkü şey değil. Yarık olsa anca o kadar iner. Bir beş dakika sonra cevabını alacağız gibi. Ay ben düştüm bir kez ama çok komikti. Ay korps anlatsana kız. Nasıl düştün? Anlat biz de gülelim. <laughs> Ay ne oluyor? <laughs> Sokayım ne lan bu herkes düşüyor. Az önce de bir Crosslu çocuk geldi buraya bizim can kurtaranlardan. Filinta gibi. Ya ben motorcuyum geziyorum buralarda. Yerse <laughs> burada böyle bir durdu. Şeyi sandım önce. Katana falan çıkartacak sandım. Cross da geldi böyle full takım. Sayna gibi koyayım. Yapılı da bir arkadaş. Aslan gibi. Böyle benim arabanın önüne çekti. Bir bana baktı. Şöyle bir motordan indi. Dedim yapayım. gidip geçirsem bir tane acaba. Dost mu düşman mı belli değil. Öyle bir selam koyayım kaskı çıkardı. Ondan sonra maskesini çıkardı falan. Abi ne haber dedi. Dedim. <laughs> ne gerginlik yaratıyorsun 10 dakika içinde. Ben de telefonundayım o da onu izliyorum böyle. O, yolun ortasındayım ben de arabadan inmişim. Neyse o da düşmüş. Motorun yanını komple sürtmüş. Ben arada bir düşüyorum diyor. Sayna seni. Sana doğum günü hediyesi olarak tüm chat toplandık. CF motorun 250'lik motorunu alacağız. Böyle bir karar aldık. Almayın abi. Böyle bir karar aldık ve parçacı da satarım hediyeyi. Ekranı motor bloğundan daha pahalı. Ya kaliteli mal işte oğlum. Öyle her yerde bulabileceğin ekranlar değil, CF'nin modlu şeyleri, panelleri. Çözeriz sana, ayarlarız bir şeyler. Saylacı <laughs> çünkü bana diyor ki Instagram'dan. Abi hayat diyor. Çok fena linçlenmişim diyor yani espri adında. Ağzıma düşler diyor ya. Bir ne diye göreyim falan bir şeyler konuşuyordu. Bir hafta daha zorlarsak arkadaşlar alacak mı CF. Ye? Abi ama elini vicdanına koy. Evet. Abimin mağdur olmasını istemin için önermiyorum. Niye mağdur olayım? Eskidi bu şaka ama yapmam lazımdı. Çünkü tam benim jenerasyonun şakası. Cem Yılmaz abim sağ olsun. Hep aklıma bu geliyor. 27 yaşındayım. 6 yıllık kız arkadaşımla yakın zamanda evlenmeye karar verip hazırlıklarımızı yaptık. Kötü senaryo geliyor kesin. Bazı anlaşmazlıklardan dolayı ayrıldık. İnanılmaz boşluk içindeyim. Ne yapacağım bilmiyorum. Bir var mı? Seni seviyorum. Bu aralar çok... <laughs> ne istemez kanka bak. 6 yıllık kız arkadaşıyla evlilik kararı vermişler. Hazırlıkları falan yapmışlar. Bazı anlaşmazlıklarla konu kapanmış. Bu adama ne istersen bulur seni döver koyayım. Altı yıl. Next ne için biliyor musun? Abi kızla göz göze geldik ve bana aşık mı ama değilmiş. Ee, çok kötüyüm. Ben ona hani şey yapıyoruz. Next hadi. Bunun ikisi özel. Bu detaylı bir konu. Vallahi kanka hiçbir şey olsun. Ne diyeyim? Her işte bir hayır vardır. Acısını yaşa. Acıya alış. Yeni aşıları erken aç. Başka bir çare yok. Benden şey duyamazsın yani. Olur belki oğlum. Biraz daha zorlayın. Ya da açma. Niye açmasın? Açsın ya. O açmam açmam der. Limana bağlar tekneyi. Böyle tam güneşlilere bir bakar. O ummadığı yelkeni açmış gidiyor. Sen önüne bakacaksın artık. Çocuk moral kazanmaya geldi. Ağzına şu an. Evlilik hazırlığını merak ettim ben. Çoğu insan iş sahibiyle değil. Olsa bile çok toylar. Neylerine güvenip aile kurmaya çalışıyor acaba? Adanalı Matkap belki babadan zengin çocuk. Belki kendi zengin. Belki dört tane şirketi var. Ne biliyorsun? Ne hazırlığı yaptınız Johnny? Kimdi o? Sharpix ha. Sharpix anlat bakayım hadi yayına girmeden bir de senin hazırlığını dinleyelim. Merak etti bak Adanlı Matkap. Hani bu hazırlık ne yaptın? Çeyiz mi kurdun? Ev mi tuttun? İşte gelinlik mi aldın? Damatlık mı aldın? Çok uzun zamandır çalışıyorum ve maddi olarak tüm hazırlıkları yaptım. İşte Adanlı Matkap miktar bekliyor. Hani yaptın da ne yaptın? 5 bin lira mı yaptın? 500 bin lira mı yaptın? 5 milyon mu yaptın? Ne yaptın diyor ya. Çıkardı o hesap makinesini sen anlat. Özelliğine gibi bizim biliyorsun memleketin huyudur bu. Kaç para kazanıyorsun? O da sorulmaz matkap yakışmadı. <laughs> Aldın mı arabanı? Ha? aldın mı evini? Bunlar da bunlarla gel bize. Yok, şaka yapıyorum. söyleme öyle bir şey ya. Geyik yapıyorum. Bize ne? Abi TR serverı zor olduğu için yapacağın herhangi bir azlık. Ha, TR server deyince aklım Eightborn'a gitti. Düğün paraları ile mod Abi bak. Düğün gereksiz. Düğün atın ya. Ya şu düğün kafasından çıkın artık. Bir kez evleniyoruz falan. Geçin abi bunu ya. Düğün hazırlığı yerine tatili tercih ediyoruz artık. Bunu kabullendik. Düğün boş iş. Mini aile içinden iki yapar basar gidersin. Ne düğünü ya? Ha param vardır vur baba yani koymuyordur seni vur. Ama böyle iki kuruşluk yaşantıda sürünürken yerler ağız mağaz dar darma duman parasızlıktan stresten sivilce dolmuş bir de derif düğünü düşünüyor. Bu bana saçma geliyor. <laughs>